Kemal Sunal 11 Kasım 1944 günü İstanbul'un Küçükpazar semtinde dünyaya gelir. Ailesi dar gelirli bir ailedir. Kemal Sunal'ın çocukluğu yoksulluk içinde geçer. Yazları babasına destek olabilmek için farklı işlerde çalışır. Hayatın zorlu yüzünü erken yaşta tanır. Kim bilir, belki de cimri diye bilinmesi de çocukluğunda yaşadığı yoksulluğun onda yarattığı tutumluluktan kaynaklanır. Kemal Sunal'ın hayatı Vefa Lisesi'ne başlayınca değişir. Tiyatroyla Vefa Lisesi'nde tanışır. Hayatında ilk kez Zoraki Tabip oyunuyla sahneye çıkar. Okul performansı düşük, sahne performansı yüksektir. Sınıfları çift dikiş geçer. İleride bunu anlatırken salaklığından değil, birlikte hareket ettiği arkadaş grubuna ayak uydurmak için böyle yaptığını söyler. İttire kaktıra 1966 senesinde Vefa Lisesi'nden mezun olmayı başarır. Ardından gazetecilik yüksekokuluna kaydolur. Derslere gitmediği ve sınavlara girmediği için 2 sene sonra okuldan atılır. Atılması da doğaldır çünkü Sunal'ın ne derse gidecek ne de sınava çalışacak vakti vardır. Lise yıllarında başladığı tiyatro tüm hayatını kaplamıştır. Daha lisede profesyonel olarak tiyatro oyunlarında oynamaya başlamıştır. Onun amatörlükten profesyonelliğe geçmesini sağlayan Vefa Lisesi'ndeki felsefe öğretmeni Belkıs Balkır'dır. Haylaz öğrencisinin tiyatroya ne kadar yetenekli olduğunu gören Belkıs Hanım, Kemal Sunal'ı Müşfik Kenter'e göndermiştir. Tiyatromuzun duayen ismi de Sunal'ı Kenter Tiyatrosu'na almış ve böylece Kemal Sunal genç yaşta amatörlükten profesyonelliğe geçiş yapmıştır. Oyunlar, turneler derken okula gitmeye vakit kalmamıştır. Eğitim hayatındaki bu eksikliği ileride fazlasıyla tamamlayacaktır. Ama o yıllar henüz uzaktadır. Önce genç Kemal'in rüştünü ispatlaması ve hayat mücadelesini kazanması gereklidir. Kenter Tiyatrosu ülkemizin en önemli tiyatro topluluklarından biridir. Kemal Sunal profesyonel olarak ilk kez burada sahneye çıkar. Oynadığı roller küçük ama seyircinin ona reaksiyonu büyüktür. Sahnede 3-5 dakika gözükür ama izleyenler onu görünce kahkahayı basar. Fiziği ve hareketleri ünlü Fransız komik Fernandel'i andırmaktadır. At suratlı olarak tanınan Fernandel'e benzetilmek Sunal'ı rahatsız etmez ama en çok Zeki Müren'in kendisi için yaptığı tanımı beğenir. Sanat güneşi Sunal'ı Fernandel'le Jean-Paul Belmondo'nun bir karışımı olarak görür. Kemal Sunal Kenterler'de fazla durmaz Ulvi Uras Tiyatrosu'na katılır. 4 sene Ulvi Uras Tiyatrosu'nda oynadıktan sonra Ayfer Feray Tiyatrosu'na geçer. Burada bir yıl sahne alır. Sonra hayatını değiştirecek olan fırsat karşısına çıkar. Kemal Sunal'ın yolu Deve Kuşu Kabare ile kesişir. Deve Kuşu Kabare, Türkiye'nin en ünlü tiyatro topluluklarından biridir. 1967 yılında Haldun Taner'in öncülüğünde Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından kurulan topluluk, sahnelediği oyunlarla uzun yıllar Türk sahne sanatlarının yüz aka olur. Sunal, Deve Kuşu'nda Gergedan, Dün Bugün ve Dev Aynası oyunlarında rol alır. Onu tiyatrodan koparıp bir sinema yıldızı haline getirecek olan olay 1972 yılında Deve Kuşu Kabare'de yaşanır. Deve Kuşu Kabare o yıl Dün Bugün oyununu oynamaktadır. Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'i oyun izlemesi için davet eder. Eğilmez yeni bir film çekmeye hazırlanmaktadır. Tatlı Dillim isimli filmin başrolünde Tarık Akan ve Filiz Akın vardır. Zeki Alasya ve Metin Akpınar da yan rollerde oynayacaktır. Ertem Eğilmez diğer yan roller için oyuncu arayışındadır. Dün Bugün de Kemal Sunal'ı izleyen ünlü yönetmen genç aktörü çok beğenir ve ona da filmde rol verir. Karakterin ismi bile olmayan küçük bir roldür bu. Kemal Sunal ekranda sadece 7-8 kez gözükmektedir. Bu onun için yeterlidir. İleride imzası haline gelecek olan şaşkın komik tipini ilk kez bu filmde ortaya çıkartır. Tatlı Dillim İstanbul'da vizyona girdiğinde Kemal Sunal filmi izlemek için Saray Sineması'na gider. En arka sıraya oturur ve izleyicinin tepkisine bakar. Rolü azdır ama o her göründüğünde salon kahkahadan yıkılmaktadır. Kendi deyişiyle seyirciye suratı enteresan gelmiş, canlandırdığı karakterde sıcak ve kendinden birini bulmuştur. Arkasına yaslanır ve "Bu iş tamamdır" der. Aşıklar kavuşmuş, o sinemayı, sinema onu bulmuştur. Tatlı Dillim filminden sonra Kemal Sunal arda arda beyaz perdede boy göstermeye başlar. Oynadığı her filmde rolü daha da büyür. Yan rol, eşit rol derken 1974 yılında vizyona giren Salako filmiyle ilk başrolünü alır. Bunu Şaşkın Damat ve Hanzo izler. Tarih 1 Nisan 1975'tir. O gün Hababam sınıfı vizyona girer. Birkaç filmdir başrol oynayan Kemal Sunal, Hababam
sınıfında daha küçük bir rolde oynamaya razı olmuş ve İnek Şaban karakterine hayat vermiştir. Saf, kandırılmaya müsait, uyanık geçinen ama hep tufaya düşen İnek Şaban inanılmaz sevilir. Rıfat Ilgaz'ın yarattığı, Ertem Eğilmez'in sinemaya bambaşka bir şekilde taşıdığı İnek Şaban, Kemal Sunal'la özdeşleşir. Zamanla İnek lakabı unutulur ve Kemal Sunal Şaban olarak kalır. Şaban, Türk halkının en gözde karakterlerinden biri haline gelir. Senaryo, konu, dönem hiç fark etmez. Ne oynarsa oynasın, kimi canlandırırsa canlandırsın, Kemal Sunal Şaban'dır. Seyirci onu karakterle öyle özdeşleştirir ki, afişte ismini gördüğü an salonları hınca hınç doldurur. Bu durum, ilginç olaylar yaşanmasına da neden olur. 1984 yılında vizyona giren Atla Gel Şaban filminde Şaban yoktur. Kemal Sunal'ın karakterinin adı Niyazi'dir. Yapımcı şirket afişi yanlışlıkla böyle hazırlatmıştır. Kemal Sunal yıllar sonra verdiği bir röportajda bir kişinin bile kalkıp filmdeki adın Niyazi, afişteki adın Şaban demediğini söyler. İster Niyazi olsun, ister Saffet, ister Kemal olsun, ister Zühtü. Seyircinin gözünde o hep Şaban'dır. Şaban ilginç bir karakterdir. Başlarda saflığı, hatta salaklığıyla insanları güldürür. Zamanla evrilir ve bir anarşiste dönüşür. Bu tespiti ilk yapan Veysel Atayman'dır. Batı ve Türk sinemasında komedi türünün düzen söylemini analiz ettiği makalesinde Şaban'ın Yeşilçam tabularının gölgesi altında güvenle duran kuramları alt üst ettiğini yazar. Ona göre Şaban, paşalığı, hizmetkarlığı, gangsterliği, şarkıcılığı, travestiliği, akla gelebilecek her türlü sistemi yıkıcı bir anarşinin hedefi haline getirir. Yerleşik düzene ve o düzenden nemalananlara ağır darbeler indirir. Ezilenlerin ve mağdurların yanında saf tutar. Atayman tespitinde haklıdır ve Kemal Sunal sineması bunu kanıtlayacak örneklerle doludur. Kiracıların dertlerini o anlatır. Ağların ezdiği köylünün haykırışını o dile getirir. Günümüzde de örneğine sıkça rastlanan üçkağıtçı politikacı tipinin en gerçekçi örneğini Zübük'te o canlandırır. Yavaş ilerleyen davaların yarattığı sıkıntı da, stokçu esnafın insanları nasıl kazıkladığı da onun filmlerinde açıkça gösterilir. Şaban, yani Kemal Sunal kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Hiçbir çıkar gütmeden garibanın ve mağdurun derdini ekrana yansıtır. Kemal Sunal'ın sihri bütün bunları kırıp dökmeden yapabilmesidir. Eleştirdikleri dahil herkes onu sever. Politize değil, gerçekçidir. Çıkar gütmez, hedefli hareket etmez, gizli bir gündeme bağlı kalmaz. Sadece doğruyu söyler. Mizahın gücünü halkı savunmak için kullanır. Kemal Sunal da Şaban'ın anarşist bir figür olduğunu kabul eder. Hazırladığı yüksek lisans tezinde kendisini anlattığı bölüme doğrudan Atayman'dan alıntılarla başlaması ve onun fikirlerine yer vermesi bundandır. Evet, liseyi zar zor bitiren Kemal Sunal yüksek lisans da yapar. Birçok insan onun yüksek lisans yaptığını bilmez. Bilenler de şaşırır. Ününün ve zenginliğinin doruğunda bir sanatçının eğitime bu kadar zaman ayırması belki de gerçekten şaşırtıcıdır. Ama Kemal Sunal böyle düşünmez. Eğitim onun için çok kıymetlidir. Öğüt vermek yerine örnek olmayı seçer. Türkiye'nin Şaban'ı olduktan sonra okula geri döner. Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi haline gelen bölümünü bitirir. Amacı gençlere örnek olmaktır. Bu yüzden lisans eğitimini tamamlamakla kalmaz, aynı üniversitede yüksek lisans çalışması da yapar. Tez konusu televizyon ve sinemada Kemal Sunal güldürüsüdür. Böylece belki de tarihte eşine rastlanmayan bir durum ortaya çıkar. Milyonların sevdiği bir aktör kendi sanatının akademik analizini yapar. Bu, çalışkan Sunal'ı yakından tanıyanlar için normal bir durumdur. Gerçek hayatta filmlerde canlandırdığı karakterlerden farklı bir insandır. Ne ün ne de para onu etkiler. İyi bir insan, iyi bir aile babası, mütevazı bir vatandaştır. Kendisi çok az konuşan, çok soğuk bir adam olarak tanımlar. Emel Sayın'ın şu sözleri belki de onu en iyi anlatan sözlerdir. Set aralarında hiç konuşmazdı, az insanla ilişkiye girerdi. Varlığı yokluğu belli olmazdı. Ama yönetmen motor dediği an karşımızda devleşen bir aktör olurdu. Kemal Sunal gerçekten de bir devdir. Ve bu dev ne yazık ki 3 Temmuz 2000 günü geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılır. Ölüm, onu Balalayka filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında yakalar. Uçmaktan çok korkmaktadır. Trajik şekilde ömrü bir uçakta sonlanır. O, bu toprakların yetiştirdiği en büyük, en değerli sanatçılardandır. Yaptığı işler zamanının çok ötesindedir. Karakterleri gerçek, mesajları evrenseldir. Bu yüzden filmleri hala izlenme rekorları kırmaktadır. Kemal Sunal, Türk milletinin kalbine gömdüğü nadide bir insan, nadide bir sanatçıdır. Hep de öyle kalacaktır. Hoşçakalın.